Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Balıvi. 28 Haziran Salı günündeyiz efendim ve ana haberle başlıyoruz haberleri aktarmaya. Sevgili izleyiciler dün akşam özellikle çok önemliydi çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündemde merak edilen soruların tamamını cevapladı diyebiliriz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi. Aynı zamanda iki de müjde verdi. Biri öğretmen atamalarına dair müjdeydi. 20 bin öğretmen daha kamuya atanacak. Diğeri Adana'da bulunan petrol kuyularının rezerv değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Ve aynı zamanda tabii yine gündeme dair diğer konulara da cevap verdi Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Her ne kadar aldığımız tedbirlerle sistemi yeniden dengeye oturtmuş olsak da özellikle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceğini işaret etti. Men sabera zafera anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah. 2023'ün Şubat Mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktaya ulaştıktan sonra işimiz daha kolaydır. Erdoğan asgari ücrete ve emekliye gelecek olan zammın yakın zamanda paylaşılacağını belirtti. Şu anda Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle tüm işçilerimizle, emeklilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız. Erdoğan Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'da birleştirileceğini açıkladı. Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Adana'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı. Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, Diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyu da üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Petrolün bulunduğu Çukurova 1 ve Çukurova 2 sahası daha önce arama yapan yabancı şirket tarafından petrol yok denilerek kapatılmıştı. Tabii bu açıklamaların üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü gerçekten fevkalade önemli açıklamalar. Yani şöyle söyleyelim. Bakın en basitinden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha sabır istiyoruz milletimizden diyor. Şubat mart ayı gibi enflasyonun üzerimize bindirdiği yükten tamamen kurtulacağının işaretini veriyor. E tabi tabii millet de bunu görüyor. Yani şimdi millet tabii ki Şikayet hani bize, çözüm size demiş ya şey Edebali. Bundan sonra hani şikayet etmek bize, çözmek sana diyor ya. Dolayısıyla elbette millet şikayet edecek. Ama Sayın Erdoğan bunları samimiyetle görüyor bütün problemleri ve çözüme kavuşturmaya çalışıyor. Asgari ücrete zam yapılmalı dedik, sürekli burada vurgulandık, gündeme alındı alınmayabilirdi. Çünkü birkaç ay öncesinden yapılan açıklamalar neydi? İşte biz yılbaşında zaten çok iyi bir zam yaptık. Hani beklemeyin denilmesine rağmen üzerinde duruldu, zam gelmeli, yapılmalı diye ve o gündeme alındı. Şimdi asgari ücreti artık yüzde 40 mı yapılsın, yüzde 30 mu yapılsın bu tartışılmaya başlanıyor. Gayet güzel. Peki öğretmen adayları Yakınımızda akrabalarımızdan var benim mesela atama bekleyen. Onlar sürekli ne zaman açıklanacak diye merak ediyordu. Onların da sorusunun cevabı verildi. Yani şöyle söyleyelim hatta yeni bir sınav yapılmadan 2021 sınavından atamalar gerçekleşecek. Bu da çok yerinde çok önemli. Özür, özür diliyorum, 2022 ataması gerçekleşecek. Fevkalade. Yani dolayısıyla bir karma atama olmayacak. Bu da tamam. Peki başka petrol kuyuları var. 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulduk deniliyor ve kendini bilmez bu milletle hiçbir şekilde kan bağı, can bağı yani bizi birbirimize bağlayacak herhangi bir bağın olmadığını net bir şekilde ortaya koyan sözde gazeteci kisvesi altındaki kindar tiplerde Kalkıyor, diyor ki Adana'da petrol bulunmuş, Adıyaman'da da jelibon rezervi diye Tyi almaya, aşağılamaya kalkıyor. Ya bu millet bunları görmesi lazım. İmar siyasetiyle hakikaten bunu her zaman söylüyorum, tarumar siyasetini bu milletin artık birbirinden ayırt etmesi gerekiyor. Bir çaba var, bir mücadele var. Her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen bu çaba ve gayretin, net bir şekilde görülmesi gerekiyor ve inşallah tez vakitte ekonomik düzlüğe de, selamete de ulaşır bu ülke. O zaman ne diyecekler bilmiyorum. Çünkü bakıyorsunuz millet ittifakı cephesinde ya yani hani şifahen bile olsa bırakınız yapıp etmeyi şöyle dursun. Şifahen dahi olsa ya biz şu meseleyi şöyle çözeriz diye bir satırlık ya şifahen bir cümle duyduk mu? Duyabildik mi? Yok. Mesela akaryakıt fiyatları inanılmaz derecede eleştiriliyor. Yeri de hakikaten tamam eleştirelim. Peki var mı buna bir çözüm? Yok. Ama bu ülkenin bir dönem yabancı şirketler tarafından aranılıp burada petrol yok diye üstü kapatılan o petrol kuyularından petrol çıkarılacak olması dahi bakın nasıl rahatsız ediyor. Bir jeoloji mühendisiyle konuşmuştum geçtiğimiz zamanlarda bir programda. Bana şunu söylemişti. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin yüzde 10'u dahi araştırılabilmiş değil. Şimdi Sayın Erdoğan dün net bir ifade kullandı. Biz yerin altında, üstünde ne varsa hepsini bu millete kazandıracağız dedi. İşte sıkıntı da zaten bu. Birilerinin karın ağrısı da Gerçek manada bu. Ama kaybedecekler, kaybedecekler, kesinlikle kaybedecekler. Bu milletle beraber yol yürümeyi istemeyen, bu milletin iyi yerlere gelmesini hazmedemeyen tipler muhakkak kaybedecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya'da Madrid'de gerçekleşecek NATO zirvesine katılmak üzere o ülkeye gitti. Esenboğa Havalimanı'nda da gitmeden önce açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda net mesajlar verdi. Aynı zamanda Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la bir görüşme gerçekleştireceğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağı İspanya seyahati öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan zirve öncesi NATO'ya üyelik için Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç ve Finlandiya ile ilgili konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularının ardından yaşanan süreç tabiatıyla zirve bağlamında öne çıkan konulardan biri olacaktır. Bu hususa dair yaklaşımımız artık herkesin malumudur. En başından beri Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK'nın ve PYD, YPG başta olmak üzere her türlü uzantısının bu ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani olunmasına dair beklentimizi vurguluyoruz. Bu haklı tutumumuzu zirve vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde olacak. Bugün Madrid'e gittiğimizde İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Gelen sekreterin de katılacağı bir dörtlü zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. Erdoğan Joe Biden'la ikili görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin de bir değerlendirme yaptı. NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden'la da bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik. Ve biliyorsunuz dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey, gerekse Sedat Bey, biz Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Şimdi gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Efendim bu arada tabii bugün mecliste grup toplantıları vardı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çıktı kürsüye, önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefeti eleştirdi. Bilhassa Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu'nu çünkü Karamolluoğlu biliyorsunuz 2023'te %100'ü bilemem ama %99.99 .99 oranında kazanıyoruz demişti. Bahçeli ee, basiret ve izan temenni ediyoruz Karamoğlu'na oğluna diye bir cevap verdi. Aynı zamanda sel afetine dair de açıklama yaptı Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 2022 tarihinden bugüne kadar 589 ilçemizi ziyaret ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarını taşıdık. MHP Genel Başkanı Bahçeli muhalefet hakkında sert konuştu. Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet İttifakı'nın sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar. Mutlak adaylığı üzerinde ya tutarsa diyerek polemik yapan, tezvirat üreten, nifak yayan Zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız. İnanıyorum ki minderden kaçmaya fırsat bile bulamayacaksınız. <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden Hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bahçeli grup toplantısında Saadet Partisi'ne de yüklendi. Saadet Partisi'nin genel başkanı 2023 seçimlerini için olarak %100 kazanırız diyemem ama %99,99 kazanır açıklamasını yapmış. Şu temelsiz ve insanın yüzünü kızartacak ucube kainete güler misiniz, ağlar mısınız, yoksa sağlık veya hidayet mi? dilersiniz. Yine de biz Sayın Karamorluoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyor, Allah'tan da kendisine ve diğer zillet ortaklarına basiret ve izan temenni ediyoruz. Batı Karadeniz'de yaşanan afetlere değinen Bahçeli, orman yangınları hakkında da açıklamalarda bulundu. Dün Bartın, Büyük, Sinop ve Kastamonu'da görülen sağanak yağışlar üzücü gelişmelere yol açmıştır. Afat ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da çay ve dereler taşmış, İnebolu'da köprüler yıkılmış, dere kenarındaki dükkanlar kapalı tutulmuştur. Bu münasebetle Soyuz konusu illerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor. Yaraların süratle sarılarak zararların karşılanacağına inanıyorum. Bir diğer konu da orman yangınlarıdır. Özellikle söylemek isterim ki ormanlarımız milli servetimizdir. Bu serveti korumak her vatan evladının ihmal edemeyeceği bir görevdir. Ancak yeşile düşman kesilenler, ormana tahammülsüz olanlar dönem dönem sadece ağaçlarımızı değil canımızı da yakmaktadır. Ve Batı Karadeniz bölgesi selafetini bir kez daha yaşadı. Günlerdir devam eden sağanak yağış nedeniyle taşan dereler ve baraj suları ne yazık ki evleri, köprüleri hatta camileri yıkıp geçti. Batı Karadeniz bölgesinde günlerdir süren sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu. <laughs> Bölge halkı afet korkusunu tekrar yaşarken endişeli bekleyişleri sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre beklenen çok yoğun yağışlar nedeniyle Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kastamonu illerinde valiliklerce yapılan ikazlar neticesinde can kaybı yaşanmadı. Bartın sel afeti korkusuyla geceyi uykusuz geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde açıklamalarda bulundu. Ama kurumda kurmuşlar, belediyemiz, e, valiyemizin nezaretinde beraber tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun. Yani biz üzecek bir e, can can kaybı, bir şey kalmıyor. Yağmurun sabaha kadar yağmayacağını değerlendiriyoruz. Meteoroloji bakmaları göre. ...ve e, yağmur sabahı kadar yağmalı halde suyla çekileceğini e, değerlendiriyoruz. Bartın'daki sel felaketini yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... ...960'ın üzerinde iş makinesi, 5000'in üzerinde personel... ...Batı Karadeniz'deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti. Bu sel afetinin e, oluşturduğu sürece ortadan kalkana kadar beraber olacağını bir kez daha söylüyorum. Düzce'de metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü. Düzce'de de dün öğle saatlerinde başlayan yağış kentin birçok noktasında etkili oldu. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu Eğerci köyü sel sularının etkisi altına girdi. Derelerin taşması sonucu Eğerci köyü sel sularının etkisi altında kaldı. Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerini suların bastığı ilçede birçok mahalleye girişler yasaklandı. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ise sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi. Kastamonu'da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Biz de geçmiş olsun diyoruz Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan efendim vatandaşlarımıza hakikaten çok ciddi bir çile, çok ciddi bir felaket, Rabbim tekrar yaşatmasın. Ee, bu arada tabii akaryakıt fiyatları sürekli gündemde, sürekli tartışılıyor. Brent petrol fiyatı da iniyor. Hatta yani şimdi bir indirim haberi vereceğiz ama çok geç kalındı bu indirimler. Daha sık ve daha fazla indirim beklediğimizi ifade edelim buradan. Neyse ki bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 2,5 liralık indirime gidiliyor. Savaş ve pandemi etkisiyle değişen Brent petrol fiyatının yansımasıyla akaryakıttaki dalgalanma sürüyor. Bu gece motorin fiyatı yine değişecek. Bu kez indirim geliyor. Motorin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2,5 TL indirimle satılacak. Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelen indirimle birlikte İstanbul'da 29,94'ten satılan motorinin litresi 27,44'e düşecek. Motorun litre fiyatı Ankara'da ortalama 30,04'ten 27,54'e, İzmir'de 30,05'ten 27,55'e inmiş olacak. Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu 1800 liraya dolarken bu fiyat indirimle 1650 liraya düşecek. Böylelikle depoda 150 lira fark olacak. Bir depo benzin 1650 lira. Gerçekten çok korkunç rakamlar bunlar. Bir an evvel inşallah şu hani Adana gibi pek çok yerden şöyle petrol fışkırır da Artık şu dışa bağımlılıktan kurtuluruz enerji konusunda. Çünkü gerçekten enerji bizim en büyük ithalat kalemlerimizden biri ne yazık ki. Bu konuda dışa fevkalade bağımlıyız. Yani gökten, yerden zenginliği yağdıracak olan Cenab-ı Hak. Yani bakıyorsunuz mesela Arabistan'da adam su kuyusu kazmak istiyor. Sondaj vuruyor, petrol çıkıyor. Nereye sondaj atsa oraya petrol çıkıyor. Hatta Böyle artık biraz da ileniyor yani. Gene mi petrol çıktı, su arıyorduk biz diye. Kapatın hemen diyor şeyi, kuyuyu. Öyle yani. Dolayısıyla adamlar çalışmadan, etmeden her türlü geçinebiliyorlar. O da onların üzerine verilmiş bir bereket. Bizim ülkemiz de inşallah bu zenginliklere kavuşur. Ne engel var ki? Yeter ki aramak, taramak, bulmak lazım. E, arayan da bulur. Adana'da nasıl bulunduysa Adana'daki olay çıktıktan sonra Sivas'ta bir vatandaş bizim burası içinde 40-50 sene önce birileri gelmişti. Burada petrol yok diye kuyuları kapattılar. Devlet gelsin burayı araştırsın. Ben eminim burada petrol var diye açıklamalarda bulundular. Yani belki binlerce noktadan böyle haberler gelecek ve biz de şaşkınlıkla izleyeceğiz bir dönem Türkiye'nin önüne ne tür engeller çıktığını bir kez daha temaşa edeceğiz birlikte. Efendim kurban bayramına da sayılı günler kaldı. 15 Temmuz e, otogarında da hareketlilik başladı. Firma yetkilileri herkesi uyarıyor. Son güne bırakmayın bilet bulamazsınız diye ama yine de ek sefer düzenleneceği de belirtiliyor. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturmaya başladı. Bayram öncesi vatandaşlar biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı. Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri bilet fiyatlarının ortalama 200 ila 600 TL arasında değiştiğini söyledi. Batı Karadeniz'de çok ciddi bir sağanak yağış olduğunu söyledik. Bugün Bolu Dağı tünelinin İstanbul çıkışında da toprak kayması meydana geldi. Yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve toprağın kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun iki şeridinin toprakla dolması üzerine temin İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor. Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle barajlar da doldu. Özellikle Hasanlar Barajı. Düzce Valisi Cevdet Atay da barajın dolu olduğunu fakat herhangi bir riskin söz konusu olmadığını ifade etti. Düzce'nin Yığılca ilçesine tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda aşırı yağışlar sonrasında doluluk %100'e ulaştı. Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melençayı üzerinde inşa edilen baraj 80 metre yüksekliğine sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan iki aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26.450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından barajda doluluk %100'ü geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay ise, Hasanlar Barajı'nda henüz herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtti. Çocukları terör örgütü PKK tarafından HDP işbirliğiyle kaçırılarak dağa götürülen o aileler Diyarbakır HDP il binası önünde eylemlerine devam ediyor. O ailelerin eylemi tam 1030. gününe girdi. Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 1030. gününde. Ailelerin kararlı duruşu devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler hasretle evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor. Baba Şahidin Elhaman 5 yıl önce kaybolan oğulları bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. 2017 5. ay beri HDP tarafından benim çocuğunu götürüp teslim etmişler. Bugün bugün de daha çocuktan bir haber almamışız. Yani bir haber almayana kadar bu hedefe kapısını bırakmayacağız. Hedef ben nereye gelse ben peşerinde de gitmesini biliyorum. Biz bu çocuklarımızı almadan biz hani burada her gün oturuyoruz ama çocuklarımızdan, bizden, çocuklarımızdan bir haber alamıyoruz. Artık bir an evvel bu çocuklarımızdan bize bir haber versinler yani. Bayrama çağırın oğlum neredeyse Türk devletine sığın, Türk askerine sığın, Türk polisine sığın. Gel teslim ol Allah'ın izniyle bir günde ceza yoktur. Yeter ki gel teslim. Efendim Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Özellikle Rusya sivil yerleşim noktalarını bombalamayı sürdürüyor. Bir AVM'yi hedef aldı. En son Rus birlikleri ve AVM saldırısında can kaybı sayısı 16'ya, yaralı sayısı da 59'a yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'nın Keremençuk kentinde AVM'ye düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Ukrayna Acil Servisleri AVM'ye düzenlenen saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu söyleyerek, bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı, dedi. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'in kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini iddia etmiş, geçtiğimiz hafta sonu Rus hüzeleri başkent Kiev'i ve liman kenti Odesa'yı vurmuştu. Ürdün'ün liman kenti olan Akabe'de zehirli gaz dolu tank e, yükleme esnasında vinçten düşerek patladı ve bu korkunç patlama sonrası 10 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi yaralandı. Ürdün'de zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu bir tank düşerek patladı. Havaya yayılan zehirli gaz nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi ise yaralandı. Gaz sızıntısının meydana geldiği bölgeye uzman ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı. Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde zehirli gaz dolu tankın vinç yardımıyla nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisiyle havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü. Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kazada can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 251'e yükseldiği açıklandı. Açıklamada yaralıların hastanelere tahliye edildiği ve bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilerek uzmanların bölgede olduğu belirtildi. Açıklamada patlamanın yaşandığı tankın içeriği hakkında bilgi verilmedi. Yerel bir sağlık yetkilisi olan Doktor Jamal Obidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Amerika'da içinde 243 yolcunun bulunduğu tren, Missouri eyaletinde bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı. Olay sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında meydana gelen olayda Los Angeles'tan Chicago'ya giden ve içinde 243 yolcu ve 12 görevli bulunan tren hem zemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Yetkililer çarpışma sonucu trendeki iki lokomotifle 8 yolcu vagonun raydan çıktığını söyledi. Missouri Eyaleti Otoyol Polisi yaşanan kazada 3 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD Ulusal Demiryolu Şirketi ise olayda ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu açıklarken yaralananların sayısı hakkında bilgi vermedi. Görgü tanıkları bazı yolcuların kanlar içinde olduğunu ifade ederken ABD basını kazada en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Missouri Eyalet Valisi Mike Pearson, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, eyalet kamu güvenliği yetkilileri, otoyol polisi ve diğer acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini açıkladı. ABD Ulusal Demiryolu Şirketi yetkilileri ise kazanın hemzemin geçitte bulunan kamyonun trenin geçişini engellemesi sebebiyle meydana geldiğini ifade etti. Hollanda'nın güneybatısında yer alan Zirikze kentinde de bir hortum çıktı. Meydana gelen hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. <laughs> Hollanda'nın sahil kenti Zirikze'de hortum çıktı. En az 4 binanın çatısı uçarken 20 evde büyük hasar meydana geldi. Ağaçlar da yerinden söküldü. <laughs> Hortumun etkili olduğu bölgelerde itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda dev hortumun sokaklardaki enkaz parçalarının savurduğu anlar kameraya yansıdı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülkede yılda birkaç hortum görüldüğünü, en son 1992'de çıkan hortumda can kaybı yaşandığını belirtti. Yeniden yurda dönelim. Kaçakçılıkla mücadelede tam gaz devam ediyor. Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziantep'te sigara ve cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3320 paket gümrük kaçağı sigarayla 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması ise dikkat çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Karamanda bir bisküvi fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin Müdahalesi sonucu güçlükle söndürülebildi. Zehirlenen 10 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bisküvi fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikada gece vardiyasında çalışan işçiler yaparken, ihbar üzerine Organize Sanayi Bölgesi ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait iki toma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangının duyulmasının ardından Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurul Başkanı Ali Kemal Boynukalın da yangın çıkan fabrikaya gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 10 fabrika işçisinden 6'sı kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, 4'üne de fabrika bahçesinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu operasyonu vardı, Kocaeli'de yine zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. E, aracın Mutfak kısmına zulalanmış vaziyette bir karavanın mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hapla 20 kilogram esrar maddesi polisler tarafından ele geçirildi. Kocaeli'de polis ekipleri tarafından karavanda yapılan aramada aracın mutfak kısmında zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hap ve 20 kilo esrar ele geçirildi. Polis ekipleri karavanda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler narkotik köpeğiyle birlikte karavanda detaylı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda aracın mutfak kısmında zulalanmış vaziyette 67 kilogram 434 gram gelen 200 bin ekstazi hap, 20 kilogram 540 gram takoz esrar ve bir paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olaya ilişkin OP isimli şüpheli gözaltına alındı. Evet, yurtta meydana gelen trafik kazalarına göz atacağız sevgili izleyiciler. Kastamonu'da e, meydana gelen kazada biri ağır tam 19 kişi yaralandı. Temotuğlu Sakarya geçişinde de yine bir trafik kazası vardı. Araç kağıt gibi e, ezilmişti. Fakat e, bu araç e, bu kazada sürücü hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. İşte meydana gelen kazalar. <laughs> Kastamonu'da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan yolcu otobüsündeki yardımcı şoför hayatını kaybetti. Biri ağır 19 kişi yaralandı. <laughs> Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada biri ağır 19 kişi yaralanırken ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı. TEM otoyolu Sakarya gişesinde 3 tır ve 1 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında adeta kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan Rahman A idaresindeki yabancı plakalı araç, yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ şeridinde makasladı. Bu esnada aynı istikametten gelmekte olan Hüseyin Y idaresindeki romorklu tır makaslayan tıra çarptı. Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız idaresindeki otomobil ise arkasından gelmekte olan Hüseyin D idaresindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki tır arasında kalarak adeta kağıt gibi ezildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Yıldız ve yanındaki Turgay Ye, sıkıştıkları bölgeden uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü İsmail Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Turgay Ye, Rahman A ve Hüseyin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Turgay Ye'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Tekirdağ Murat ilçesinde aşırı yağışlardan ötürü asfaltta oluşan su birikintisi kazaya yol açtı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Uye idaresindeki hafif ticari araç yağışlardan ötürü asfaltın üzerinde oluşan su birikintisine kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarpıp takla atarak su kanalına düştü. Kazayı hafif sıyrıkla atlatan sürücü sağlık ekiplerine iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Efendim tabiatın gerçekten pek çok güzelliği var. O güzelliklerden birini ekrana getireceğiz. Gümüşhane'de yavru dağ keçilerinin sarp kayalıklardaki tehlikeli oyunu kameralar tarafından kaydedildi. Gümüşhane'de kayaların usta tırmanıcıları olan yaban keçilerinin yeni doğan yavrularının sarp kayalıklar üzerindeki oyunları ve yavru çengel boynuzlu dağ keçisinin annesinden süt içme anları kameralara yansıdı. Gümüşhane'nin kaçak havlanma oranı en az olan iller arasında yer alması nedeniyle yavru dağ keçilerinin sayısı arttı. Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve il genelindeki sayıları bini aşan yaban keçi yavrularının Sarp Kayalıklar üzerindeki tehlikeli oyunları ve yavru çengel boynuzlu dağ keçisinin annesinden süt içtiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Gerçekten tam bir denge ustası yaban keçileri. Yani 90 dakikalık, sıfır noktasında dahi dört ayak üzerinde durabiliyorlar. Enteresan bir yetenek hakikaten onlarınki. Allah vergisi elbette. Efendim bana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda ve bu frekansta yeniden görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.